Hormatlı aziz müsəlmanlar, bugünkü cümə namazının xutbəsində Cümədil Ula ayının 3-cü xutbəsinin tərcüməsini oxuyub eşitdirərsiniz. Elhamdülillahi'llezî rafa'a s-semâ'a bi-ğayri 'imâd ve basata'l arda firâşen ve halaka lehâl evtâd. Subhânehu mâ a'zama şe'neh, halaka'l halqa fî sitteti eyyâm. وخلق الإنسان وعلمه البيان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد أي خداي تعالى من بين النارين قيامت يقين قيامت دشدالر قيامت علامت لرن نعمدات يدو چقمان غالي Güneş ak doğmadan başka. Ey devranın sonunu dem çeken insanlar, kıyamet hatarlarından korkun. Onun ahvallarını yada salın. Kıyamet başağaylığı beter uludur. İnne zelzelete sa'ati şey'un azim. Olunun vaadeti haktır. Olunun belini Hüdayi Teala katan çendir. Ve semâi zâtil burûci vel yevmil mev'ud. Olunun tamam ağzalarınız sizler için şahit bulur. Olgun feriştiler sizler için şahit olur. Olgun Hazreti Resul'un ödü siz ümmet için şahit olur. Olgun bahçe padişahların padişahı olan büyük Allah bizler için şahit olur. Olgun sizlerin hiçbir ameliniz mahfi koyulmaz. Şolgun siz insanları birbirinizden sayılıp her kimin öz ameline göre yakşığa kavu ceza, yamana teleke ceza verilecektir. Kavuyunun kavuluğu telekenin telekediği şol günde eşkar olacaktır. Şol günde her kim zerre miktarlı hayır kılan olsa yetişer ve her kim de zerre miktarlı şer kılan olsa cezasını görür. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Ol günde hiçbir haklının hakkını koydurulmaz. Ol gün bazı sırların eşkar olacak günüdür. Hormatlı doğulur. Ol günne sizlerin pulunuzdan, mal-ı dünyanızın peyda yoktur. Ol günne sizlerin kudretu, şuhretinizden peyda yoktur. Ol günne sizlerin taife-u nesebinizden peyda yoktur. Ol günne peyda verecek dine sizlerin amel sağlıkınız ve Huday için bitiren işlerinizdir. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Cebrail için aitti. Ey dostum Cebrail, ne mevalli? Men hergiz Mikail feriştiyanın yılcır gülününü görmek dedi. Sonra Hazreti Cebrail emin etti. Ey Hatemun Nebiyyin, onun yağdığı şeyle, Huday Teala cehennem adını halk edeni veri, onu gam tuttu. Sonun meğeri hergiz saat bulup gülünak dedi. Müslüman da olur, fikredin. Huday Teala'nın şeyle mukarrab olan feriştileri, Huday'ın adından havf edip penayetleyen mutlulur, bizlerin halimiz necre bulur. Biz insanlar baştan ayağa hatakar, bazı amellerimiz kusur veren, şeyle yağdayı veren Huday'dan inki korkmalı mahluk bizlerdir. Huday'dan havf etmeli bizlerdir. Nefs bizde var, hava bizde var, şeytan bizde var, mal-i dünya bizde var, kıyamette halimiz namalum. Sırat köfrün önümüzde, bu köfrü kıllan inçe kılıçtan keskirdir. Tamam adamlar için emredilecek. Günahlarınızı arkanıza alıp sırattan geçin diyecek. Şol vakitte bazı insanların yüreği korkağa gelip ayakları titreyip hal hareket ihtiyarlarından gidecek. Şol vakitte insanlardan güya yıldırım yağlı tiyirlikte geçerler bulur. Şol oradan güya yurgat yağlı geçerler bulur. Şol insanlardan güya yalta karınçığa yağlı olup geçerler de bulur. Bunların bazı her yağda evlen geçseler de ebedi beheşte girerler. Ama şol insanlardan günahına gücü yetmeyeni ayağı tayip cehenneme düşerler kem olur. Güya gün giden maliyali cehennemin içinde gidip giderler. Na'udu billahi min zalik. Şeyle yadaylar evimizde bar olsa ey doğalları her kim öz kamı bilen öz fikri bilen olsun. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eshablar için aitti. Haythi bir yeriniz cennete girmeyi kavur yanır. Eshablar aittiler bariyimiz ya Resulallah. Sonra Peygamber Aleyhisselam etti, o cüre olsa arzularınızı kemeldin, acalınızı iki gözünüzün arasında görün. Yani ölümü hem medattın yakın görün ve Huday'dan hakikat utanmayı utanın dedi.
Ashablar aittiler, ya Resulallah, bizler Hudaydan utanyar. Resulullah aitti, utanmak bu manada del. Belki kellenizi ve onun ağzalarını ve karnınızı ve onun etrafındaki ağzalarını saklan. Ve ölünüzden sonra başa gelecek yadeyleri yada salın. Ve dünyanın ziynetini terk edin. Her kim şu işleri bitirse Huday Teala'dan hakikat utanmağı utanı dedi. Müslüman da olur. Gelin bizler hem Huday Teala'dan hakikat utanmağı utanı öyleyin. Resulullah'ın aydın ne deyleyin? Beheşt bahana verilen değildir, bahağa verilendir. Onun bahası bizlerin salih amellerimizdir. Ey bar Hudaya, ey gafuru mehriban murun Allah, bir tahkik amel defterlerimiz günahlarımız sebeple kararlı. Sana yakin bulmağa himmetimiz suslandı. Böyle hataları bilen huzuruna barmağa halimiz yoktur. Sen ödün bizi günahkarları mağfiret et ve yalkavuna sal. Ey bar Hudaya, bendelerini kaytadan dirilden gününde öz azaplarından aman sakla. آمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد صدق الله العظيم